Yaşama sanatından herkese kucak dolusu sevgiler, sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Konuklarımı hemen sizlere takdim ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı yanımızda. Sevgili Mehmet Öznacar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok şükür, iyi. Sizler nasılsınız? Güzel haberlerle geldiniz. Evet. Birazdan dinleyeceğiz güzel haberlerimizi. Ve emekli gazetecimiz yanımızda, sevgili Aytaç Cenk. Aynı zamanda benim sevgili Aydi'ye çok değer verdiğim canım arkadaşımın babası. Böyle bir tesadüfler sonucunda evet. Dedim baban ne iş yapıyordu, bir anda söyleyince çok şaşırdım. Uzun zaman gazetecilik yapmışsınız, BRT'nin ilk zamanlarında biliyorsunuz. Hatta sevgili izleyiciler, az önce BRT'nin içerisine girdiğinde şey dedi, burası BRT mi, bir de bizim zamanımızdaki halini hatırlıyor musunuz falan deyince, işte BRT bu kadar gelişti, büyüdü. Evet. Gurur duyuyor musunuz gördüğünüzde? Çok gurur duyuyorum tabii. Aynen aynen. Şimdi nereden başlayalım efendim? Mehmet Bey ile başlayalım. Mehmet Bey, neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Geçmişe baktığımız zaman eğitimden geliyorsunuz. Bunun çok büyük bir avantajları da vardır. Çok değerli güreşçilerimiz için de. Yani işin böyle mutfağından yetişmek, o eğitimi almak. Son zamanlarda yaptığınız, yurt dışına gittiniz, dereceler aldınız. Evet, Kosova'ya gittik. 16. Adem Yaşari Uluslararası Turnuvası'nda 5 tane madalya getirdi ülkemize. 5 madalya, çok güzel. Evet, neler bunlar? 4 tane üçüncülük, bir de ikincilik madalyası getirdik. Sporcularımız gerçekten büyük bir başarı gösterdiler. Onları buradan da kutluyorum. İnşallah bundan sonraki dönemimizde daha iyi başarılarla sporcularımız. Demek ki ambargo diye bir şey yokmuş bazı konularda. Biz Kosova zaten bizim bayrağımızı her zaman dalgalandırıyor. Zaten program öncesinde de pasaportunuzdaki mühürü de gösterince ben dedim, şaşırdım yani evet. Orada. Mühür mü vurmuşlar demiştim, şaşırdım. Evet. Doğru, çok güzel. Evet. Demek ki kırılabiliyormuş ambargolar. Evet. Peki şimdi çok farklı bir şeydesiniz. Yani geçmişte de sporla ilgilenmiş miydiniz? Evet, ilgilendim. Bir dönem futbol oynadım. Futbol oynadınız ama güreş nereden? Güreş nedir adı? Yönetici olarak ben güreşe başladım. Eski başkanımız Sayın Hüseyin Kavaz'ın beni oraya davet etti. Çünkü biraz da bilgisayar programcılık falan da bildiğimden Güreş Federasyonu'nun elektronik yönünü geliştirmek adına oraya girdim. Yıllarca orada genel sekreterlik falan yaptım ben Güreş Federasyonu'nda. Daha sonra Sayın Başkanımızın başka bir yere atanmasıyla orası boş kaldı. Ben de o dönemde müşavirliğe yeni geçmiştim. Dedim ki işte bir öğretmen olarak çocukları yetiştirmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spor yapmanın önemini bildiğimden hemen başkanlığa da oldum. Zaten karşımda biri de çıkmadı zaten. Tek adayla aldım şeyi, başkanlığı. 3 yıldır da bunu sürdürüyorum. Gerçi şanssız bir dönem, pandemi dönemine rast geldik ama sonunda işte Kosova'da yapılan bu turnuvaya da katılabildik. Ve güzel de başarılar elde etti çocuklar, sağ olsunlar. Ben özellikle neden şimdi diğer spor dallarını da tabii ki programa çıkardım ama benim için mesela ata sporları çok değerli. Gerçekten çok değerli. Artık yeni nesillerin de bunları hani çok iyi bilmeleri lazım. Ya şu konuda ben çok üzülüyorum. İşte gerek güreş olsun. Yani hani yavaş yavaş sanki böyle unutulmaya, böyle yüz tutmaya başladı. Ama sizin gibi çok değerli kişiler, bunu tabii bizler gibi kişiler de gündemde tutunca yeni nesil en azından unutmayacak diye düşünüyorum. Yok, şimdi, bu kadar dereceler de aldığınıza evet, göre. Güreşte örneğin Erkun hocamız vardır. Üniversitede şimdi devlete beden eğitim öğretmeni olarak geçti. O altyapıya onunla birlikte çok önem verdik. Mesela bu sene okullar arası yapılacak olan turnuvaya katılacak güreşçi sayısının rekor düzeyde olmasını bekliyoruz. Evet. Bir evet. de bayanları da başlattık biz güreşe. Bayanlar. Evet, bayanlar da başladı. Evet. Ve dediğim gibi yani biz bunların semeresini birkaç yıl içerisinde alacağız. Yani şu anda 500'e yakın aslında bizim lisanslı sporcumuz var. 500'e yakın. Evet, 500, 400. Bilmiyordum. 400. Ekranlarda da böyle gördüğümüz gibi bayanlardan değil mi? Yok, o bizim şey, nedir adı? Hakemimiz, bayan hakemimiz. Çok güzel. Evet, hakemlik de aslında çok önemli. Evet, bayan güreşte bayan var, hakemimiz var. Var, evet var. Çok şaşırdım. Peki, hemen Aytaç Bey'e dönelim. Siz de sporla ilgilenmiş miydiniz? Spor haberleri tabii ki yapmışsınızdır bol bol. Ben Balıkesir'deyken, gençliğim ve çocukluğumda okçuluğa ilk başlayan insandım.
Aa, çok güzel. Tabii ondan sonra Balıkesir'in İzmir'e yerleştikten sonra mecburen bıraktım. Hı hı. Geleneksel okçularımız da var. Onları da çıkarmıştık sevgili izleyiciler televizyona biz. İşte dedim ya, atasporlarına ben çok değer veriyorum. Geleneksel okçuluk olsun, güreş olsun. Diğer spor dallarını da kesinlikle çok beğeniyorum. Tabii, ama tabii. Hani birazcık da böyle kültürümüze de sahip çıkmak lazım tabii diye düşünüyorum. Atasporunu bilmek lazım diye düşünüyorum. Okçulukla başladınız, merak ettiniz, ilgilendiniz. İlgilendim. Ondan sonra tekrar İzmir'e gelince, İzmir'de o zaman 74 yılında falan İzmir Emniyet Müdürü'nün bana verdiği bir tavsiyeyle, o zamanlar çıkan Polis Magazin dergisi vardı. Onun İzmir muhabiriyle başladım bu işe. Hı hı. Ondan sonra yanı sırada futbol devam ederken, futbol yazarlı fotoğraf çekme durumunda, 74'te savaş muhabiri olarak buraya geldim. Girne'ye geldim. Geliş o geliş oldu. Ondan sonra o zamanlar çıkan Halkın Sesi gazetesi, Zaman gazetesi, Sözcü gazetesi, Kıbrıs postasının Girne muhabirliğini üstlendim. Hı hı. Spor üzerine aktüel, polis haberleri, magazin, Türkiye'den gelen sanatçılara ilgili bütün her konuda 85'e kadar program yaptım. Sonra Kıbrıs postasının, eskiden biliyorsunuz Kıbrıslılar otobüsle İngiltere'ye giderdi. Hı hı. Yolda çektikleri çile ve problemleri yansıtmak için görevli olarak bir hafta 10 gün kadar gidip geziyi takip ettim. Tekrar geri geldim. Sonra Kıbrıs postası tekrar beni İngiltere'de oynanan İngiltere-Türkiye maçı vardı. 8-0'lık mağlup olduğumuz maç. O maça görevlendirdi. Tekrar o maça gittim. Hı hı. Orada görevimi yaptım. Ondan sonra orada kaldım bir daha. Evet. Ondan sonra da İngiltere'de yaşadınız. İngiltere'de yaşadım ama Kıbrıs'ta kaldığım müddetçe 74'ten 85'e kadar gerçekten hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi. Yıllar sonra, 38 sene sonra tekrar buraya gelip de o eski arkadaşlarımı bazılarını gördüm. Bazıları nur içinde yatsın. Rahmetli olmuş. Onunla üzüldüm. Hı hı. Abi diye hitap edeceğim artık. Raif abimle olsun. Fazla Küçük amca, onlarla olsun falan. Çok güzel günlerim geçti. Hüseyin Kanatlı. Hüseyin Kanatlı rahmetli. Onu haftada 2 gün, 3 gün görüşürdük zaten. O zaman şeyde program yapıyordu zaten. Çok mutlu olurdu falan. Hayatta olsaydı sizi yani, gördüğüne. Çok. Hani eskileri çok gördüm. Bundan son 2-3 hafta evvel Aydın Canlıbalık'la rahmetli oldu geçenlerde biliriz. Onunla falan görüşmüştük, sohbet ettik. Tekrar buluşalım diye randevu verdik. Rahmetliyi göremedim. Onun dahi resimlerini, haberlerini Günaydın Gazetesi'nde haber yapmıştım. Evet. Yani kimi sorsam rahmetli olduğunu görünce, duyunca üzülüyorum gerçekten. Eski futbolcularla sohbet ettim. Onları gördüm. Eskiye dönüş yaptım ama tabii Girne olsun, Lefkoş olsun, Gönyeli, Boğaziçi, her şey çok çocuğunuz değişmiş. Da sizin yolunuzda ilerlemiş. Yani akademisyen olarak, yani iletişimci olarak baktığında. Evet. Hani şu söze inanır mısınız? Armut dibine düşer. İnanırım. Farkında olmadan. İnanırım. Ben mesela kızıma bakıyorum, diyorum ki ya, diyorum bazen masal okuyor, şey diyor. Anne dur diyor, böyle okuyacaksın diyor mesela bana. Şey diyorum böyle ve aman Allah'ım diyorum, olamaz diyorum. Hani gerçekten çok güzel okuyor diyorum. Akademisyen olarak tabii ki hayatını idame ettirdi kızımız da. Ama sonuçta iletişimin içinde o da aynı şekilde. Tabii, aynı. Acaba diyorum idol olarak, rol modeli olarak sizi mi aldı, yoksa bir tesadüf miydi? Ne bileyim, bazı şeyler insanın genlerinde var mıdır? Genlerinde olur. Genlerinde var. Olur. Hı hı. Mehmet Bey'in çocukları da çok yetenekli değil mi? Çok başarılı. Onlar da şimdi İngiltere'de okuyorlar mı? Yok. Pardon. Oğlum Manchester'da çalışıyor. Bilgisayar yazılım mühendisi. Yazılım çağımızın en önemli aslında şey değil mi? Mesleği diye düşünüyorum. Yazılım kızınız? Kızım yapay zeka okuyor Hollanda'da. Yapay zeka. Bu sene gitti. İşte bu da geleceğin aslında, şeyden korkuyorum aslında ben, bu yapay zekadan. Gelecekte acaba diyorum bizi neler bekliyor, korkunç şeyler bekliyor olabilir diye düşündüm. Ama çocuklarınız da sizden bir şekilde, işte sizin de armut dibine düşmüş. Yani siz de bu parmak basma sistemlerinin falan şeyini yaptınız değil mi? Başlangıcını. Yok. Ama... Yok şeyde ben ilk olarak işte okulda öğretmenken, bilgisayar programcılığı bildiğim için bir dönemde kursa gitmiştim. Mesela öğrenciler yetiştirdim bu konuda. Şu anda da önemli yerde arkadaşlarım, yani öğrencilerim var.
Hatta bir tanesi işte beni diyor bilgisayara şey yapan bu adam falan diye espri de yapıyor. Yani övündüğüm insan övünüyor. Bilgisayarcı programcılığım da var. Tabii kendi çapımda ben profesyonel değilim. Ben dediğim gibi öğrencilerime verebilecek kadar bir şey öğrenmiştim. O parmak izi olayı da kamu izni komisyonunda ben sınav işleri müdürüyken işte oradaki emniyeti almak için parmak izi girişler falan yaptık. Çok güzel aslında bir şeyimiz aslında. Yani evet değil mi? Yani çünkü emniyetleri artırmak adına oradaki sistemleri kurduk arkadaşlarla birlikte. Yani kamu izni komisyonunda belli bir yere getirdiğime inanıyorum ben o dönemde. Ne kadar güzel. Aslında bir insan bu hayatta mutlaka bir şeyler bırakmalı diye düşünüyorum. Yani evet. Bir şeye dokunuşlarda bulunmanız lazım. Belki size göre basit gelebilecek bir şey birçok insana göre çok önemli bir şey arz etmiş olabilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz böyle bir sistemi kurmuşsunuz. Bunun aslında ne kadar büyük bir artılarını gördü bu ülke değil mi? Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten önemli olan topluma hizmettir. mesela siz de aynı şekilde o yıllarda yani insanları o bilgilendirmek için çok zor bir zamanda aslında muhabirlik yapmışsınız. İnternet evet. Yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok diyor. Kendinizden vereceksiniz. Mesela Anılarla Berete programını yaptım ben Berete emeklileriyle. O yılları anlatıyorlardı. Şimdi kendimi onların yerine koydum ya diyorum. Ne kadar zor şartlar altında bu işte binada bulunmuşlar, diğer binalarda bulunmuşlar. Neler yani hani neler çekmişler ama çok mutlulardı hepsi de. Hepsi de şunu söylüyor. Yani hani o zamanın da farklı güzellikleri var. Belki teknoloji olarak ileride değildi ama insan ilişkileri çok güzeldi. Şimdi de insanlar birbirlerinden uzaklar. Sadece teknolojiye bağlı. Teknoloji güzel olmaya başladı. Değil mi? Şöyle izah edeyim. Bakın ben Girne'deki maçları izlemek için giderken Dom Oteli'nde çalışan bir fotoğrafçı arkadaş vardı. Rahmetli olmuş. Nur içinde yatsın. Foto Cemal diye. Ben onu yanımda götürürüm ki bana maçtan birkaç pozisyon çeksin direkten. Türkiye'den bir sanatçı gelirdi. Bir örnek Türkan Şoray buradaydı. Annesine de çok iyi arkadaşımdı. Türkan Şoray'la bile fotoğraf çekerken bile Foto Cemal'i getirirdim. Herhangi fotoğraf çekiminde dediğiniz gibi bir olanak imkanlarımız yoktu. Değil mi? Fotoğrafçı arardık, gelir bize fotoğraf çekerdi. Şimdi Foto saniyelik Cemal, çek, saniyelik gönder, eline ulaşsın. Evet. Aynen dediğiniz gibi. Ama beni şok eden bazı olaylar da oldu. Ben girdiğim zaman, Girne'ye geldiğim zaman bakıyorum, her yer gazino dolu. Evet. Gazinolar dolu. Aklıma o zamanlar Girne'de, Kıbrıs'ta hiçbir gazino yoktu o zamanlar. Hatta Girne'de ilk Dom Oteli'nde gazino açılacak diye bir ay evvel haberi ilk ben yazdıydım. Evet. Ben orada bir tane gazino bıraktım. Haberle geldim buraya gelmeyin 25-30 tane gazino var. Evet, bu birazcık üzdü belki sizi. Biraz daha öğrenci şehri olsa. Eskiden dediğiniz gibi geldiğimiz, oturduğumuz zaman ufaktı. İnsanlar da Güney'den, Larnaka'dan, Limassol'dan, Baf'tan yeni gelmiş, biz yeni geldiydik. Bir yakınlık, bir sıcaklık vardı. Daha değişikti. Ama şimdi ben kendimi hala İngiltere'de gibi hissediyorum. Ben bile kendime çok eski kuşağım diyorum. Yani 20 diyorum ki 25 sene önce diyorum Girne Kalesi'nde böyle şey 20 Temmuz kutlamaları falan oluyordu. Girne Kalesi gözükmüyordu insanlardan. O sevgisiyle sanatçılara olan doğrudur. İlgi falan. Yani yavaş yavaş artık şimdi bir sanatçıyı bir yerde gördüğümüz zaman ne yapalım sanatçıysa sanatçı olmuş oluyor. Aynen doğrudur. Yani doğru, o saygı inanıyorum. O şey açıkçası yok. Yok ama doğru. En azından şey şu konularda öğretmenlerimize saygılarımız en azından devam ediyor. Tabii. O noktada. Peki Mehmet Bey'le devam edelim. Şimdi insanların kazanmaları mı? Mesela siz bir güreşte bir sporcu olmuş olsaydınız kazanmak mı sizi daha çok motive ederdi yoksa kaybetmek mi motive ederdi? İnsanları değişiyor. Bazıları tabii, kazanınca motive oluyor. Tabii kazanmak önemli ama şimdi bir atasözümüz var. Kaybeden güreşçi güreşe doymazmış. Ben bunu sizden öğreniyorum. Kaybeden güreşçi güreşe doymaz. Evet, evet. Pehlivan olarak. Yani kaybeden pehlivan demiş güreşe doymaz. Şimdi güreşte kuşak var mı? Nasıl oluyor güreşte? Birazcık anlatabilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Yani bir tamam altın kemer alıyorlar. Yok, hani diğer spor dallarında olduğu gibi bir kuşak herhangi bir derece bir şey var kuşak mı? Kuşak yok. Yani bizim normal şu anda olimpik spor olarak
Greco-Roman ve serbest stildedir şu anda bizim yaptığımız güreşlerimiz. Ama mesela Türkiye'de işte şalvar güreşi olsun, efendime söyleyeyim aba güreşi olsun, yağlı güreş olsun, bunlar yöresel güreşlerdir. Yani olimpik spor dalına sanırsam daha girmedi bunlar. Daha girmediler. Evet. Ama mesela serbest ve Greco-Roman. Şu anda bizim Kıbrıs'ta yaptırdığımız serbest ve Greco-Roman'dir. Ama bu diğer yöresel sporlara da geçmeyi planlıyoruz eğer destek bulursak. Çünkü bunlar için işte alan lazım. Bir çayırın olması lazım. Bir yerin olması lazım. Hı-hı. Orada bunları yapabilmek lazım. Bunu da yapabilmenin tabii maddi bir şeye ihtiyacınız vardır. Peki geleneksel daha zor değil mi? Yağlanıyorsun. Yani karşı taraftaki şimdi diğer spor dalında yağlanma yok değil mi? Yok. Vücuduna yok. Yağ sürmüyorsun. Yağ sürse yasak zaten o. Yasak yani. Bunda tam tersi. Yani mesela bir o güreşte o süre ne kadar olmuş oluyor? Yağlı bir insanı devirmeye çalışman kaç dakikamızı alıyor? 30 dakika gidiyor mu öyle mesela? Devirene kadar gidiyor o. Onun şeyi yok, süresi yok. Ama mesela bizde mesela yıldızlarda 2'dir, büyüklerde 3 dakikadır her dönem. Yani 6 dakika süre büyüklerde, 4 dakika süre şeylerde, yıldızlarda mesela. Hı. Ama onlar da öyle değil. Yöresellerde bitirene kadar devam eder. Devam ediyor. Ben her zaman hep bunun esprisini yaparım. Tarık Akan'ın bir filmi vardı. Hulusi Kertmen'le birlikte hatırlıyorsanız işte pehlivan diye kendini anlatıyordu. Mesela hep o filmi izlediğimde o zaman böyle güreş sporunu sevmiştim. Yani onun kaçışı. Şimdi şey dikkatimi çekmişti o zaman. Tarık Akan'ın boyu uzundu. Güreş sporunda uzun boylu olmak, kısa boylu olmak avantajı, dezavantajları var mıdır? Güreş sporu biraz böyle dışarıdan bakıldığında sanki de sadece kaba kuvvete yönelik gibi düşünülür ama öyle değil. Güreş sporu çok zeka isteyen bir spordur. Hı hı. Fırsatları değerlendirme sporudur. Tabii güç de gereklidir. Onun için kısa boy gibi biraz daha avantajlı gibi duruyor ama dediğim gibi bir zeka sporudur güreş. Rakibinizin açığını bulduğunuz anda onu hemen devireceksiniz. Evet. Yoksa yani güç de lazım ama fırsatları yakalama. Fırsatları yakalama ve bir zeka oyunudur güreş. İşte o zaman gençlere teşvik edelim aslında. Zaten güreşi, şu anda evet bir sanırım önümüzdeki dönemde önemli bir gelişme olacak güreşte. Çünkü altyapıyı yavaş yavaş hocalarımızla birlikte geliştiriyoruz. Hı hı. Ve çok da ilgi var. Bayan güreşçileri de var. Hatta birçok şeyden hocalarımızdan bir antrenörlük kursu istediler. Antrenörlük kursu da açtık şimdi. Hı hı. Ocak ayında kurslar devam edecek. Yani müracaatlar aldık. Ocak ayında şey yapacağız. Elemeler falan mı olacak? Yok, dersler verilecek. Dersler verilecek. Evet, antrenörlük dersleri verilip yeni antrenörlerin oluşmasını sağlayacağız. Antrenörleri Türkiye'den mi, buradan mı? Hayır, buradan. Buradan. Buradan akademisyenle hocalarımız verecek zaten dersleri. Çok güzel. Onları da ayarladık ve yeni şeyler ve bunların içinde bayanlar da var, antrenör olmak isteyenler. Hı hı. Yani bayan güreşini de geliştiriyoruz. Efendime söyleyeyim işte biz yaz aylarında mesela plajlarda plaj güreşi yaptırıyoruz. O çok insanların çok ilgisini çekiyor. Evet. Belediyeler çok o konuda destek de veriyorlar bize. Hı hı. Yani güreşi biraz daha popüler hale getirme. Her şeyi el attı kadınlarımız değil mi? Kadınlar evet. Peki Aytaç Bey, şimdiye kadar böyle çok güzel bir anım vardı aslında bu mesleki yaşamda, bu süre içerisinde. Dediğiniz bir anınız var mı? Üzücü de olabilir, güzel de olabilir. Hiç fark etmez. Tabii çok anılarım var. Beni en çok sevindiren, mutlu eden bir anım da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş. Hı hı. Bir gün İngiltere'ye geldi. Bana dediler, abin geliyor. O kadar samimiydim kendisine rağmen. Anımı olsun aydanım. Çocukların çocukluğunu bilirim. Hepsinin kızlarını falan. Şeyi gelmişti. İngiltere'de Londralılar, İngiltere'lerin Mansure, Kıbrıslıların yaşadığı bölgeler var. Orada bir toplantı yapacaktı Kıbrıslılarla. O içeri girerken ben de tam dışarı çıkıyordum. Karşılaştık. Hı hı. Oradaki birbirimize dolanmamız, sohbetimiz beni çok duygulandırmıştı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da çok duygulanmıştı. Sohbet ettik biraz. O olsun. Fazıl küçük amcamızın, abimizin diyelim. Hı hı. Sohbetlerine çok katıldım. Eller rahmetli Osman hocam da bilir. Ahmet Becerik'le yaptığı sohbetler. Hı hı. Bu tatlı sohbetleri, onlarla beraber bu günleri yaşamak,
Hüseyin Kanatlı olsun. Yani bütün hepsinde yaşamak, onları görmek, onlarla beraber olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Evet. Allah'tan ben de o döneme Hüseyin Kanatlı ile birlikte çok güzel programlar yaptık. Her zaman yayında derdim, kaçıncı kuşağım derdim. Hüseyin abi söyle kaçıncı kuşağım ben derdim. Şey derdim, üçüncü, dördüncü kuşak oluyorsun herhalde derdi. Yani bayağı çok böyle sohbetçidir. Yaş olarak da hiç Hüseyin abi asla yaşını göstermiyordu. Maşallah vardı. Allah hocama rahmet da bir edesin. Şey söyleyeceğim. Hocam biliyorsunuz güreşle ilgili güreş yaptı. Hocam tabii ki. Ben de Kurtlerli Mehmet Pelivan'ın torunlarındanım. Oo ne güzel. O Cihan şampiyonu biliyorsunuz. Evet. Yani onun için... Torunlarındansınız Aytaç Bey. Neden güreşe merak salmadınız o yıllarda? Vallahi ben o yıllarda hep işim gücüm fotoğraf çekmek. Değil mi? Yoğun. Bütün maçlara gitmek. O zamanlar yani Türkiye'deki, İzmir'deki statlarda olsun, Alsancak Stadı'nda hep bütün maçları izlerdim. Gazetecilik artık dedim memur ruhuma işlemiş. Evet. Bütün ne haber bulursam polis magazin haberi giderdim. Bütün haberleri yapardım. Hiç o da bir spor aslında. Koşturma sporu. Futbolu burada günde Halkın Sesinde olsun. İlk sayfada iki haberim çıkar. Spor sayfasındaki haberim çıkar. Bütün o zamanki futbolcularla röportaj yaparım, giderim. Hangisi daha eğlenceliydi? Spor muhabirliği mi yoksa diğer muhabirlikler? Spor daha tatlı. Futbolcularla bir araya gelmek, sohbet etmek, onlarla olmak. Çünkü ben bir zamanlar İstanbul'da film stüdyolarındaydım. Yani filmler çekmiştik. Kulisi Kertmenler, Kadir Savunlar olsun. Epey bir sanatçılar. Bugün bana deseler ki en iyi arkadaşın kim? Ben Erol Büyükburç derim. Aa, evet Allah rahmet eylesin. Onunla çok samimiydim. Evine gider gelirim. Onun gibi bir sürü arkadaşlarım vardı orada. Eşiyle gelmişti Berete'ye. Şey demiştim. Ben küçükken size aşıktım demiştim. Eşi de vardı böyle. Ay çok çok güzel bir program olmuştu. Çok düşünsenize çocukluğunuzda hayalinizdeki insanın yıllar sonra sizin programınıza katılması kadar güzel bir şey olamaz değil mi? Tabii. Çok zaten, çok güzel kalpli bir insandı. Çok da bakımlıydı o yaşta evet, bile. Evet. Canlı Balık'ta vermiş ilk programı. Anımı da sonra biliyorsunuz kanserden rahmetli olduydu. Evet, evet, evet. Kızını da trafik kazasında kaybetmişti o zamanlar. Evet. Ama onun o güzel şarkıları kaldı bize. Muhakkak, muhakkak. Şimdi tekrardan güreşe dönecek olursak, güreşte şey var mı? Kilo önemli mi mesela? Ki kilonun çok böyle fazla kilolu mu olmak lazım, zayıf mı olmak, yani nasıl olması lazım? Kilo kilodur aslında. Yani baktığınızda 75 kilo var, 77 kilo var. Yani kilonuza göre güreşirsiniz. Yani eğer kilonuz fazlaysa kilosu fazla biriyle güreşirsiniz. Azsa kilosu az biriyle güreşirsiniz. Yani fazla kilolu ile az kilolu ile güreştirmezsiniz. Güreşe, o zaman kilolara göre? Kilolara göre evet. Yarışmada ona göre? Evet yarışmalar ona göre şey yapılıyor. Peki şimdi yarışmada hep kilolular var diyelim. Aralara bir tane de şey sıska girdi. Ne olacak olmaz, o? Tartılıyorlar. Müsabaka öncesinde tartılıyorlar ve kilolarına göre şey tasnif yapılıyor. Peki kilo almak avantaj mı dezavantaj mı sizce? Yani güreşte. Hani şey sonuçta bir ne bileyim biz genelde şey düşünürüz. Kilolu bir insanı daha güçlü zannederiz ama nedir? Kuvvet mi? Yani... Neye göre bakılıyor? Yani az kilo sanki de daha avantajlı, daha çevik olursun. Yabancı ülkelerde çünkü şeyler var ya, bu sumo güreşçileri falan sumo, var ya. Onların özelliği öyle şeydi yani. Onların özelliği. Bunda öyle değil aslında değil yok. Mi? Genelde güreşte hangi kaslar daha çok çalışıyor? Kol kasları falan mı yani? Kol da bacak da her ikisi de çalışıyor. Sırt kasları da güçlenmesi lazım. Çünkü tutup çeviriyorsunuz adamı. Çevirdiğinizde de 2 puan alıyorsunuz mesela. Onların beslenmeleriyle ilgili herhangi bir diyet falan bir şeyler uygulanıyor mu? Yani ya da onlar, ne bileyim herhangi bir yaralanma anında. Çünkü çok şey yani karşındaki insanın. Şimdi müsabakalarımızda şey var, sağlık görevlisi var. Yani o anda ilk müdahale yapacak sağlık görevlisi var. Eğer mesela oldu yani güreş esnasında kolu kırılan oldu yani ya da omuzu çıkan oldu. Evet. Hemen anında ambulansa götürdük ama çok fazla olmaz çünkü biraz da bunlar şeyden kaynaklanır, az antrenmandan. Yani sürekli antrenman yapan için çok sorun olmaz bunlar da antrenman eksiği olan sporcularda bu tip i̇şte şeyler olabilir. Sürekli antrenman da nasıl olacak birisinin düşünsenize o filmde dediğim gibi her kapıdan girene gel seninle bir güreşelim, gel seninle bir güreşelim. Ama sadece güreşme değil. Değil mi? Bugün tabii kondisyon önemli, ipe çıkıp inecek. Şey yapacak yani güç toplayacak yani sadece tutup karşılığında o tek
taktik teknik tekniktir. Çok doğru. Yani koşu düz koşu yapması lazım. Çok doğru, çok. Yani doğru. Kendini sürekli olarak yenilemesi, güçlenmesi lazım güreşçinin. Peki şey mesela güreşte hangi ülkeler çok daha iyi? Yani şu ülkelerde yani Türkiye'nin dışında mesela baktığımızda geleneksel güreşten bahsetmiyorum. Ben mesela şey okumuştum. Hindistan'da mesela ilk Hindistan'da da mesela şey oluyormuş. Ona çok şaşırmıştım. Sonra hangi ülkeydi? Bir Yunan ilk zamanlarda, ilk çağlarda eski Yunan'da mesela başladı. Eski Olimpizm zaten ona da başlamadı. Yunanistan'da başladı Olimpizm. Değil mi? İlk, evet aynı şekilde. Yani ama şeyde bugün tabii Türkiye'de güreşte çok iyi durumda. Rusya bir ara iyiydi. Sonra ambargolardan dolayı biraz yatıyor. Şu anda Türkiye değil mi? Türkiye var, evet. Türkiye. Mesela İskandinav ülkeleri de Greco-Roman güreşte iyiler. Ha, onlarda da yani var. Norveç falan, Greco-Roman'da iyiler onlar. Evet, şeyden az önce mesela şey merak ediyorum, kaç yaşında başlanılıyor örneğin? Bizde 13 yaşından önce başlatmıyoruz ama... Neden 13 yaş? Biraz kaslar gelişsin diye. Çünkü ama başka ülkelerde 10 yaşında falan başlatıyorlar. Biz biraz bekliyoruz yani çocuk olgunlaşsın. Bir arada şeyde bu Atletizm Federasyonu Başkanı Hasan Bey de benim öğrencim aynı zamanda. Orada atletizmde, pardon özür dilerim, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan benim öğrencim. Cimnastikte devam etmeyecek olanları güreşe aktarmayla ilgili bir proje yaptık. Hı hı. Şimdi oradaki yani onları da toplamaya çalışıyoruz ki şimdi altyapımızı geliştirelim. Yani cimnastikte devam etmeyecek sporcuyu güreşe devam ettiriyoruz şu anda. Aa, çok güzel. Ya aslında temeli sanki değil mi? Zaten cimnastik her sporun temelidir. İyi ki de kızım cimnastiğe gidiyor. Peki, Aytaç Hocam şeyi soruyorum, merak ediyorum. Çocukluğunuzda hiçbir belirti var mıydı böyle muhabir olacağınızda? Elinize böyle bir şeyleri alıp sanki böyle hani şarkı söylemeye meraklı olan sanatçıların çocukken hep derler ya elime tarak alırdım, mikrofon yapardım. Sizde öyle bir şey var mıydı? Benim ilk merakım, ilk başladığım iş muhasebeciydi. Muhasebecilik başlamıştım. Nasıl oldu? Nasıl bir anda o zaman da rahmetli İsmet abimiz vardı. Da bana bir gün dedi ki senin merakın var bu işe. Gel seni muhasebeci yapayım dedi. Tamam dedim. Hı hı. 2,5-3 sene muhasebecilik yaptım. Orada ne kadar daktilo hesap makinesi varsa hepsini çok güzel öğrendim. Çok güzel. Ve bunun bana askerlikte bile faydası oldu. Gider gitmez hemen şeyde askerde. Hı hı. Ofiste bölük yazısı oldum. Zaten bir şey öğrenmenin hayatımızda çok büyük artıları oluyor. Yeter ki onu canlı gönülden aslında. Tabii. Bazı insanlar öyle körü körüne ezberlenmiş şekilde ezberliyor. Yani hayatta bazı şeyleri öğreniyorlar. Ama isteyerek onu özüne aldığın zaman faydasını çok görüyorsun. Başka alanlarda da görüyorsun. Ama ben bu gazeteciliğe merakım yüzünden inanın belki bazı kimsenin ulaşamayacağı insanlara ulaştım. Türkiye'de gelmiş geçmiş eski sanatçıların içinde oldum. Burada ne bileyim bir örnek Sayın Fazıl Küçük amcamla, Raif Denktaş olsun, İsmet Kotaklılar, Celal Bayarlar. Değil mi? Tabii Sayın Ziya Rızkı Bey, yine belediye başkanı, çok severdim kendisini. Hı hı. Bu insanlarla tanışıyorsun, sohbet ediyorsun, onlarla beraber oluyorsun. Evet. Bu ayrı bir mutluluk veriyordu bana. Evet. Gine'de olan bütün takımlar olsun. Veya Lefkoşa, Magosta takımlar olsun, bütün herkesi tanıyorsun, ediyorsun, hı-hı, sohbet ediyorsun. Hı-hı. Mutluluk atardı benim. Evet, evet. Mehmet Bey, şeyi merak ediyorum. Bundan sonraki süreçte hiç önünüzde aslında şu konuda sıkıntımız var, bunlar aşılsa daha iyi olur dediğiniz neler var? Yani bundan sonraki projeleriniz, bu göreve geldikten sonra başka neler yapacaksınız? Hayalleriniz neler? Bununla ilgili en büyük hayalim bir salonun, güreş eğitim merkezinin ki biz bunu Türkiye Spor Bakanlığı bize iki tane proje gönderdi. Biri 50, biri 100 yataklı. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'na ve Sayın Başbakanımıza da yer konusunda müracaat ettik. Çünkü bu hani çayır olayı da aynı bölgede yapılacak. Aynı zamanda Türkiye'den güreşçilerin gelip de kamp yapabileceği bir tesis gibi de düşünüyoruz. Ve TİKA'yla da gidip, o da Pınar Hanım vardı, bilmiyorum hala da orada mı, ona da görüştük. TİKA'nın bu konuda bize yardım edebilir mi? Projeyi getireyim bir bakalım falan dendi. İşte şeyi bekliyorum, bize eğer yer tahsisi yapılırsa artık şeyi çözmüş olacağız. Proje de hazır. Artık kısmetse bir projeye girerse onun yani en büyük hayalim o şimdilik. Çok önemli aslında bu, evet, değil mi? Tesis önemli. Her güreş gibi bir yerde önemli. Çünkü tesis olduğunca
insanların orada çalışması. Mesela dün Türkiye Cumhuriyeti bize bir tane güreş minderi gönderdi. Tabii 72 tane oluşuyor bu. Bunun bir kısmını mesela büyük Derince'ye gönderdik. Geçen hafta sağ olsun buradan ona teşekkür de edeyim. Gönüllü Belediye Başkanı, Gönüllü Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bize vasıta verdi. Koyduk şeyleri, minderleri gönderdik şeye. Derince yani Karpaz'da güreşin gelişmesi için bir altyapı yaptık orada mesela. Aa çok güzel. Ya onlar şeyi buldu, binayı buldu. Yani oradaki çocuklar da meraklı zaten. Binleri de gönderdik. Şimdi orada artık güreşin daha iyi kalkınacağını bekliyoruz yani. Sizin zamanınızın çocukları hep şey yapardı değil mi okullarda? Siz öğretmenlikten de sonuçta evet. Okullarda müdürlük de yaptınız. Çok şikayetçi olurdum şu erkek çocuklarının güreşmelerine. Mutlaka böyle şikayet edilirdi. Ben de ederdim. Derdim öğretmenim bu güreş yapıyor falan derdim. Böyle hiç unutmuyorum. Kızarlardı bana ne ispiyon olmuyorsun falan diye. Bir gün hiç unutmuyorum şey yapmıştım. Komşumuzun bir tane tekvando kıyafeti vardı. Dedim hava atayım şunlara dedim korksunlar benden. Kıyafeti giydim. Hayatımda kimse el kaldıramayan ben. Bütün okul benden korktu. Eylem tekvandoya gidiyor diye. O zamanlarda çok büyük bir şey vardı aslında. Sporcuya bir değer vardı. Değil mi? Yani evet. Şimdi bakıyorsun bence şu anda da olmalı. Okullarda bana göre çok değerli ödül almış, derece almış öğrencilere bence kesinlikle burs vermeleri lazım diye düşünüyorum. Onların önleri açılmalı. Şimdi tam tersine yani almaya çalışıyoruz biz. Ben bile şey diyorum. Ada diyorum notlarım düştü sanki diyorum. Cimnastiğe şimdi diyorum şeyde başlarsın diyorum. Ara yani zorla çocuğu yani hani bıraktırtmaya çalışıyorsun. O evet. Kötü işte. Ama spor çok önemlidir eğitimde. Yani başarılı sporcu eğitimde de başarılıdır. Çünkü bilirsiniz fiziksel şeyini, enerjisini öğrenci veya genç çocuk bir spor yoluyla boşaltıyor, deşarj ediyor ve hücreleri yenileniyor ve çocuk çalıştığı zaman zihni berrak bir şekilde olduğundan daha başarılı oluyor. Kesinlikle aslında doğru bu konuda haklısınız evet. Ama işte bazen ama çok çok seven çocuklar da eğitimde de sonuçta bir eğitimden geldiniz. Eğitimde de aslında şunu da aşılamak lazım. Yani herkes aynı olmak zorunda değil. Herkes matematikte, herkes belli alanlarda. Hani tabii herkesin ilgisine göre yönlendirilmelidir bence. Yani şimdi akademik yönü güçlü olan var, matematik yönü güçlü olan var, sosyal yönü güçlü olan var. Bunun ayrımının yapılabilmesi lazım. Evet, evet. Yani hani matematikte ya da Türkçe'de çok iyi olmayan bir çocuğa sen kötüsün diyemezsin. Hayır, o başka bir şeydir mutlaka iyidir. Çok mesela ben bir tane öğrenci yani geçmişte bir anımı anlatayım. Çocuk matematikte falan çok iyi bir derece elde edemezdi ama bir tane motoru kendi başına paramparça edip tek başına kurabiliyordu. Evet. Şimdi Mehmet Hocam şöyle bir şey de var. Yani bir motoru tek başına kurdu diyelim. Evet. Şimdi üniversite sınavlarına girdiğin zaman da Türkçe matematikten ya da işte fizikten gireceksin. Şimdi evet, bu evet. Çocuk çok başarılı. Ne olacak? Yani şimdi şu da çok şey eğitim bizim sisteminde meslek de... liselerine gidip oradan gidenler biliyorsunuz sınavsız gidiyorlar kendi alanlarına. Ha evet doğru o da var. Yani o yolu seçirse gider ama şimdi nedir aileler ama illa benimki avukat olsun doktor olsun işte ne bileyim makine ya da şey ne bileyim ototamircisi olmasın veya da şey olmasın bu olmasın şeklinde bir düşünce var. Evet, evet. Yani onun için çocukların bazen de ilgi ve yeteneklerinden çok ailenin isteğine göre şekilleniyor eğitimler. Evet yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaştık. Bir şey söylemek isteyebilir mi hocam? Tabii ki. Yani hocamın bu istekli ve meraklı çalışmaları için ben kendisine teşekkür ediyorum tabii gençler ki. İçin. Bana Eyüp Zafer Gökbin'i hatırlattı. İlk bu Tekvando Federasyonu Başkanı şu an biliyorsunuz. İlk bu işe başlarken bir gün beraberdik yine sohbet ediyorduk. Dedi ki buradaki gençlere Tekvando öğretmek istiyorum falan dedi. Ben haber yaptım, ilgilendik falan. Geçenlere kendisini ziyaret ettim tekrar. En azından 1000'e yakın talebesinin olduğunu söyledi. Evet, evet. Yani sıfırla başladı, bu hale kadar gelmiş. Değil kendisi mi? İnsan yapmış. İstedikten sonra. Ben de hocama bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah çok sağ her şey gönlünüze göre olur. İnşallah efendim. Faydası sonuçta önü açık eğitimden de geldi. Bir birikim var. O tabii, birikimi de tabii, çocuklarla tabii. Paylaşması. Tüm gençlerim. Veda edeceğiz. Bu arada Mehmet hocamın da eşi izliyormuş. Şey dedi bana hangi kanalda çıkacağız dedi. Eşinizin ismi neydi? Meryem. Meryem Hanım beklemiyordunuz değil mi size el sağlayacağımızı? Buradan kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Sevil Ayıcığım'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben de selamlar diyorum kızım.
Kıbrıs'ta tanıdığım bütün eski dost arkadaşları ve Londra'da bizi izleyen bütün Kıbrıs olsun diğer arkadaşlarıma sevgi selamlarımı söylüyorum. Onlar görünce zaten size çok mutlu olmuşlar. Size teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Için. Son bir sorum olacak. Konuklarımı hep sorarım. Hani yaşam size neyi öğretti? Yaşamdan ne öğrendiniz dersek ne dersiniz? Mehmet Hocam'la başlayalım. Yani yaşamdan öğrendiklerimiz bundan sonra daha çok da öğrenir. Yani hayat bir öğrenme şeyidir. Doğumdan ölüme kadar sürekli bir öğrenme halindeyiz. Dediğim gibi şunu öğrendik. İnsan olmak en yüce değerdir bana göre yaşamdan aldığımız en önemli şey. İnsan olmak. Peki Ertaç Hocam ne diyeceksiniz? Vallahi ben şunu söyleyeyim. 75 yaşına kadar her şeyi meraklı olarak öğrendim ve bundan sonra hala öğrenmeyi arzu ediyorum. Kaç yaşına kadar? 75'im ben şu an. İnanamıyorum şu an. Şokta değil yani değil mi? Olamaz böyle bir şey. Bunun sırrı ne herhalde? Şöyle diyebilirim. Hayatımda bir tek sigara içmedim. Bir tek rakıdır, viskidir, herhangi bir şey kullanmadım. Hayır. Maşallahınız var hocam. Her zaman stresten uzak almaya çalıştım. Stresten de uzak almaya çalıştım. Tabii en büyük düşman odur. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz eğer genç kalmak istiyorsanız sırlar açıklanmış oldu. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli bir sohbetti. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.